Türkiye'nin yeryüzü şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye Alp Himalaya dağ sistemi içerisinde yer alır denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Dağlar genel olarak doğu batı yönünde uzanır. Bu bilgi doğrudur. Kıyılarımızda delta ovaları görülür. Gelgit etkisinin az olmasından dolayı. İç bölgelerdeki platolarda daha çok tahıl tarımı yapılır. Bu bilgi de doğrudur. Fakat C seçeneğinde verilen dağlarımızın büyük bir bölümü volkanizma sonucunda oluşmuştur bilgisi yanlıştır. Türkiye'deki dağların önemli bir kısmı orojenez sonucunda oluşmuştur ve genellikle kıvrımlı dağlar yaygındır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz'e paralel uzanmasıyla açıklanamaz denilmiş? Kıyıdaki kuş uçuşu uzaklık ile gerçek uzunluk arasındaki farkın az olması, Karadeniz'de girinti çıkıntının az olması, dağların Karadeniz'e paralel uzanmasının bir sonucudur. Deniz etkisinin iç kesimlere girememesi, dağların kıyı çizgisine paralel uzanmasının bir sonucudur. Denizin birden derinleşmesi, dağların uzanışının bir sonucudur. Doğal liman sayısının yani körfezlerin sayısının az olması, girinti çıkıntının az olması yine dağların kıyı çizgisine paralel uzanmasının bir sonucudur. Fakat Doğu Karadeniz dağlarında güncel buzulların bulunması dağın yükseltisinin fazla olması ile ilgili bir durumdur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda volkanizma etkili olmuştur? Ardahan platosu bir lav platosudur. Erciyes Dağı bir volkanik dağdır. Fakat Yıldız Dağları orojenez sonucunda oluşmuş bir kıvrım dağıdır. Çukurova Deltası akarsu biriktirmesiyle oluşmuştur. Bundan dolayı volkanizma etkili olmuştur denildiği için 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre parçada aşağıda verilen akarsulardan hangisine ait delta oluşumu verilmemiştir deniliyor. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu bir deltadır. Bafra Ovası, Kızılırmak Nehri'nin deltasıdır. Balat Ovası, Büyük Menderes Nehri'nin deltasıdır. Çarşamba ise Yeşilırmak deltasıdır. Burada Göksu'nun deltasından bahsedilmemiştir. Göksu'nun deltası Silifke'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Süleyman Bey öğrencilerine kıvrımlı, kırıklı ve volkanik dağlara sırasıyla birer örnek vermelerini istemiş. Kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar ve bir de volkanik dağlara örnek vermesini istemiş. Yıldız Canik Dağı'nı örnek vermiş kıvrımlı dağlar için. Menteşe Dağı'nı kırıklı dağ demiş. Ağrı Dağı'nı da volkanik dağ demiş. Yıldız'ın verdiği bilgi doğrudur. Evren Aladağlar, Yunt Dağları ve Erciyes Dağları'nı vermiş. Kıvrımlı Dağ, Kırıklı Dağ ve Volkanik Dağ olarak verdiği bilgi doğrudur. Güneş Kıvrımlı, Kırıklı ve Volkanik Dağ için uygun örnekler vermiş. Ilgaz Dağları, Kaz Dağı, Melendiz Dağı da yine Kıvrımlı, Kırıklı ve Volkanik Dağlar için uygun örneklerdir. Fakat Dolunay'ın örnek verdiği Karaca Dağ volkanik bir dağdır. Köroğlu Dağları kıvrımlı bir dağdır. Süphan Dağı da volkanik bir dağdır. Dolayısıyla Dolunay'ın verdiği örnekler uygun olmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Batı Anadolu'da bulunan dağlarımız için yargılarından hangileri söylenebilir? Kırılma sonucunda meydana gelmiş Horst grabenlerdir. Horst şeklindeki dağlardır. Dağlar arasında verimli çöküntü alanları yani graben ovaları bulunur demiş. Doğrudur. Genel olarak kıyı çizgisine dik şekilde uzanır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Verilen 3 bilgi de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre haritadan numaralandırılarak gösterilen kesitlerin hangisinde ulaşım daha kolaydır denilmiş? Ege bölgesinde dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için 1 numaralı bölgede dağları aşmak gerekir ulaşım için. 2 numaralı bölgede dağlar kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzandığı için iç kesimlere ulaşabilmek için dağları geçmek gerekir. 4 numaralı bölgede dağlar kıyı çizgisine paraleldir. Kıyı ile iç kesimler arasında sıra dağlar ulaşımı engeller. 5 numaralı bölgede yine sıra dağların doğu batı yönünde uzanmasından dolayı dağlar ulaşım için engeldir. Fakat 3 numaralı bölgede yer şekillerinin sade olmasından dolayı ulaşım kolaydır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.
Akarsuların dağları dik kestiği yerlerde boğaz vadiler oluşur. Buna göre aşağıda verilen akarsularımızın hangisinde boğaz vadi oluşumuna rastlanmaz denilmiş? Göksu Nehri Toros Dağları'nı, Kızılırmak Orta Karadeniz Dağları'nı, Seyhan Nehri Toros Dağları'nı, Fırat Nehri de Güneydoğu Torosları kestiği için yatakları içerisinde boğaz vadiler görülür. Fakat Meriç Nehri'nin Türkiye sınırları içerisinde kalan bölümünde böyle bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen ovalardan hangisinin oluşumu tektonik hareketlerle ilişkili değildir denilmiş. Iğdır Ovası, Tosya Ovası, Elbistan Ovası ve Malazgirt Ovası gibi ovalarımız fay hatları üzerinde yer alan tektonik ovalardır. Fakat Menemen Ovası, Gediz Nehri'nin denize döküldüğü yerde oluşan delta ovasıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi sözü edilen proje kapsamında yer almaz denilmiş. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yer alan Ceylanpınar, Nizip, Suruç ve Harran Ovası GAP projesi kapsamında sulama alanı olarak dahil edilmiştir. Fakat Yüksek Ova Hakkari'dedir ve Doğu Anadolu bölgesindedir. Bu proje kapsamına dahil değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen illerimizin hangisinin sınırları içinde volkanik arazi bulunmaz denilmiş. Manisa'da Kula Tepeleri bulunur. Aksaray'da Hasan Dağı bulunur. Diyarbakır'da Karaca Dağı bulunur. Bitlis'te de Nemrut Dağı bulunur. Fakat Trabzon ile sınırları içerisinde volkanik dağımız bulunmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre haritada gösterilen dağların hangisinde buzulların oluşturduğu şekiller daha azdır denilmiş. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için buzulların oluşturduğu şekiller yok denecek kadar azdır. Ancak yükseltisi 2500 metrenin üzerinde bulunan dağlarda bazı buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri görülür denilmiş. Türkiye'de buzullar bir dönem 2000 metreye kadar inmesinden dolayı 2500 metrelerde filan buzul aşındırma izlerini görmek mümkündür. Fakat Yıldız Dağları'nın yükseltisi 1030 metre, en yüksek yerinde 1030 metre olmasından dolayı Yıldız Dağları'nın üzerinde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine rastlanmaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir.